ADB Forex ailesi herkese merhabalar. Ben Cansu Özen. Piyasalarda Son Durum programımıza hoş geldiniz. Haftayı tekrar sizlerle kapatıyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Çünkü yurt içi tarafında ve özellikle yurt dışı tarafında önemli haberlerimiz var diyebiliriz. Öncelikle yurt içi tarafıyla başlayalım. Bu haftanın en önemli haberi aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararıydı. Piyasaların beklentisi sabit tutması yönündeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 6. kez faiz oranını %14 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Hemen yurt dışı tarafına da dönelim. Pazartesinden itibaren aslında haberlerle başlayacağız. Yani pazartesinden cumaya kadar yavaş yavaş haberleri sizlerle değerlendirmek istiyorum. Pazartesi Euro bölgesi enflasyon oranı açıklandı. Mayıs ayında %8,1 açıklanarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştığını gördük. Şu sıralar aslında merkez bankalarının enflasyonla, Ukrayna-Rusya savaşıyla ve ayrıca pandeminin bıraktığı izlerle biraz mücadele etmek için faiz kararlarına da hani özellikle dikkat çekiyoruz. Aslında çoğu banka faiz oranını yükseltme kararı alıyor. Bazı bankalarda, yani Japonya gibi bazı bankalarda faiz oranı da aslında değişikliğe gitmiyor veya düşürme kararı alıyor. Bugün de zaten Japonya'dan enflasyon oranını aldık. Bu da Japonya'nın bir süredir ülkede uyguladığı gevşemeci para politikası konusunda düşünmesine neden oldu diyebiliriz. Hemen devam edelim. Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji üzerindeki baskılarını görüşmek için aslında Avrupa Birliği bunun için bir zirve düzenledi. Bu zirveden de özellikle altın tarafında önemli haberler geldi. Altın, Rusya'nın altın ambargosunun kaldırılacağı gibi biraz söylemler gelişti diyebiliriz. Bu da altın fiyatlarında etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Daha sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı da Lagarde yaptığı açıklamalara özellikle dikkat çekiyoruz. Çünkü yaptığı açıklamalarda Temmuz ayı toplantısında faiz oranını 25 bas puan arttırma niyeti olduklarını belirtti. Bu da tabii ki de dikkat çeken konulardan biriydi. Daha sonra yine Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sebebiyle petrol, doğalgaz kısmında hala krizler yaşanmaya devam ediyor. Katar ise Amerika Birleşik Devletleri enerji firması ConocoPhillips ile ülkenin kuzeydoğusunda bulunan doğalgaz sınırının genişletilmesi yönünde anlaşma imzaladığını belirtti. Daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yaptığı açıklamada petrol üretim kısmının daha çok artırılması gerektiğini vurguladı. Bu da tabii ki de petrol fiyatlarında biraz hareketlenmeye neden oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ise Rus petrol fiyatlarına limit getirilmesi gerektiğini düşünerek müttefiklerle görüşme yaptıklarını açıkladı. Petrol tarafında önemli haberler var diyebiliriz. Hem petrol tarafında hem doğalgaz tarafında aslında Rusya'nın ve Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu etkilerin biraz silinmeye veya biraz aslında piyasaları rahatlatmaya çalışıldığını gözlemliyoruz diyebiliriz. Daha sonra İngiltere enflasyon oranı geldi. Mayıs ayında %9,1 ile 40 yılın zirvesine ulaştı. Programın başında da söylediğimiz gibi aslında ülkelerin enflasyonla mücadele etmek için faiz kararları oldukça dikkat çekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında sadece enerji tarafına değil, aslında gıda tarafında da çok büyük etkileri vardır. Buğday olmak üzere diyebiliriz. Türkiye'de bunun için birçok aslında görüşmelere gidiyordu. Bu hafta yapılan haberde Türkiye İstanbul'da tahıl krizinin çözülmesi için dörtlü görüşme yapılacağı açıklandı. Bu görüşmede zaten merakla bekleniyor diyebiliriz. Bir süredir zaten devam eden yayınlarımızda da açıkladığımız resesyon endişesi vardı. Beyaz Saray'dan açıklama geldi, Biden'dan açıklama geldi, Powell'dan açıklama geldi. Öncelikle Beyaz Saray sözcüsünün yaptığı açıklamada şuydu: şu anda ülkede resesyon görmediğini açıkladı. Bunun üzerine Fed Başkanı Powell'ın ise bir akşam toplantısında resesyon olasılığına ilişkin açıklamaları sebebiyle yatırımcılar tabii ki de güvenli limanları tercih etmeye başladı diyebiliriz. Sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını sizlere açıkladık. Bu da zaten yurt dışı tarafında merakla beklenen bir bilgiydi. Japonya tarafından
aslında bir bilgi geldi. Enflasyon oranı Japonya Merkez Bankası'nın beklentilerinin üzerinde gelmesi de Japonya'nın ülkede uyguladığı gevşemeci para politikasının tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Meksika Merkez Bankası aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ederek 75 bas puanlık faiz artırma kararı verdi bugün. Bu da tabii ki de dediğimiz gibi aslında birçok Merkez Bankası faiz artırma karar verirken bizim bankamız ve diğer bankaların açıkladığı sabit tutma ve azaltma yönündeki faiz kararlarını biraz düşündürmüyor değil diyebiliriz. Hemen isterseniz piyasaya biraz göz atalım. BIST endeksi sabah 2543 seviyelerinden güne başlamıştı. Şu an baktığımızda da 2547 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Küresel tarafa baktığımızda ise kapanışı pozitif yapmıştı dün. Dow Jones endeksi şu an baktığımızda, çok özür dilerim, 30677 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Nasdaq seviyelerinde ise Nasdaq 100 11697 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. S&P 500'e hemen bakalım sizlerle. Şu an S&P 500 endeksi 3822 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Hemen dolar TL tarafıyla bakalım. Öncelikle yurt içi tarafına bakalım. Dolar TL sabah 17.35 seviyelerinden işleme başlamıştı. Şu an 17.37 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Euro TL'de durum sabah 18.28 seviyelerindeydi. Şu an ise 18.29 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksi ise 104 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şu an ise 104.28 seviyelerinde. Hemen belirtelim. Emtia tarafına bakalım. Emtia tarafında Avrupa Birliği'nin aslında zirvesinde konuşulduğu gibi Rus altında ambargo kaldırılması gibi söylemlerde altın fiyatlarını etkiledi diyebiliriz. Aslında altın tarafında önemli bir haber de var diyebiliriz. Uganda'da 31 milyon ons altın rezervi bulunduğu açıklandı. Aslında bizim altın ve para piyasaları uzmanımız Şirin Sarı'yla görüştüğümüz bir konuda da bu altının yani işlenme süreci olduğu için piyasaları etkiler mi? Tabii ki de etkiler diye düşünüyorum açıkçası. Hemen bakalım altın seviyeleri sabah 1825 seviyelerindeydi. Şu anda baktığımızda ise 1824 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Petrol tarafına baktığımızda 120 doların altında hala seyretmeye devam ediyor. Brent petrol şu an 112 dolar 23 sentte işlem görüyor. Ham petrol ise 106 dolar 56 sentle işlem görmeye devam ediyor. Hemen belirtelim sizlere. İsterseniz yavaştan yayınımızı sonlandıralım. Sizlere çok teşekkür ederim verdiğiniz destekler için. Güzel dönüşler alıyorum sizlerden. İzlediğiniz için de ve bizi desteklediğiniz için de tekrar teşekkür eder. Yayınımızı sonlandıralım. İyi seyirler dilerim.